Assalamu alaikum Ruqiya xanım. Assalamu. Ko'p rahmat programmamiz qabul qilganingiz uchun. Ham albatta siz Xalqaro Sharq 90 tashkilotlar birligining har yil o'tkazilib kelayotgan qarindosh uchrashuvi va Sharq 90 milliy birlik shurasiga tunji qatim qatnashishingiz, Kanadadan keldingiz. Shunga qaldi bilan sizningki bu yig'in haqida tunigimdan buyon ochilayotgan bu yig'in haqidagi ta'sirotingiz shundaqla da'voyimiz uchun qilish tegishli ishlar haqida sizning tushunchangizni qisqa bir shaklda aytsak. Yaxshi ta'sir chiqaroq desam bo'ldi, chunki bu yerda hozir bizningki bir umumiy bir kuchimiz diasporada butun Sharq Turkiston xalqiga, butun tashkilotlarga hammasiga vakil qilgan bir umumiy kuchimiz bo'lmaganligidan, bu tashkilotlar birligininki har xil kuchlarning, o'xshamagan kuchlarda hamkorlashish nuqtasi bo'lsin, bir yerga kelib, bir paranglashish, bir so'rin hozirlashi ma'lum masalalar muzokara qilish, so'rin hozirlashi bu muhim. Buni bu yuzdan ahamiyati chiqdi. Ikkinchidan, bu faqat Uyg'urning tashkilotlari emas, masalan, musulmon dunyosidan nimalar kelibdi, tadqiqotchilar, doktor, professorlar, masalan, muhim diplomatik ilişkiler va odamlar, shular kelibdi muhim odamlar. Bu biz uchun intayin muhim, masalan, Malayziya, Qatar, boshqa arab davlatlari degandek. Shuningga bizningki bu musulmon dunyosi hozirgacha Xitoyni qo'llab berib kelayotgan bedek edimi. Xitoy bilan naiti yaqin davlat manfaati tufaylidan yaqin munosabat bor davlatlar. Bular bilan bularningki nima qandoq bizga qanday fursatlar bor Sharq Turkistonga yordam qila oladigan. Masalan, bular bilan bu yerda workshopim bo'ldi. Bevosita yuz ko'rishib, bular bilan bevosita munozir qilish fursatiga erishdim. Masalan, men shaxsan burun bo'lmaganda, endi ularga ularning muddatini anglashimiz kerak. Ular nima uchun Sharq Turkiston xalqi qanday sabablar tufayli yordam qilolmay kelyapti, nima uchun yordam qilish kerak? Biz ular uchun nima ish qila olamiz? Ularni bu yordam qilish majburiyati yo'q hech kimning albatta. Ammo qanday sharoitda, qanday ahvol ostida, qaysi fursatlardan foydalanish kerak? Bularning hammasini muzokara qilish bir fursat bo'ldi bu yerda. Shu men shuni xo'sh, ya'ni davomi boshqasini ko'ramiz. Rahmat. Ko'p rahmat. Endi yana sizdan shuni so'ray, tunigun albatta uni oldida BDTdagi prezident Erdo'g'onning qilgan so'zini bildirsa, biz Uyg'urlar haqida qilgan so'zni. Lekin har doim Erdo'g'on so'z qilgan vaqtidan shunday BDTdagi yig'inda oldiga shu vaqtda biz Xitoyning zimin butunligi, egalik huquqiga hurmat qilamiz degan so'zni qo'shib, uning kanda Uyg'urlar masalasini tilga oldi. Bu albatta bizning xalqimizning ichida ko'p talash tortib bo'lgan harakatdan mina so'z chiqqan vaqtida. Tunigun prezidentniki bosh maslahatchilari bu yerda uningki u so'zini xuddi sharhilab bergandek, Erdo'g'onning bu so'zi aslo Sharq Turkistonni Xitoyning bir parchasi deganlik emas, Uyg'ur Sharq Turkistonni aslo Xitoyning bir parchasi bo'lmaydi degan bir tushunchini berib o'tgan bo'ldi tunigun bu yerda. Sizchi, endi siz albatta mayda sirtda bo'lsangiz, bu da'voni ham Turkiyadagi bo'layotgan ishlarni yaqindan ta'qib qilib turayotgan bo'lsangiz, bu shunday so'zlarni qilgan vaqtida xalqimizningki nima ish qilish gapni qildi degandek nima qilib ketishi va tunigunki qilingan so'zlar haqidagi tushunchangizni qisqa bir shaklda aytamizmi? Menimcha diplomatik deb o'ylayman. Politik o'ynagan bo'lishi mumkin. Diplomatik munosabatlarda davlatlar har xil gaplarni qildi. Qilgan gaplarning oqisida turamdi yoki shu gaplar bo'yicha mag'amdi, bunday gaplarni nurg'undaydi. Har xil, har xil shaklda. Amaliyotga actionga qilgan harakatiga qarash kerak. Ba'zi davlatlar ochiq ashkori politikasida ba'zi gaplarni deydi, ammo amaliyotda hech nima qilolmaydi. Ba'zi davlatlar ochiq ashkori politikasida ba'zi narsalarni deydi, xuddi bizga ziyonlidek tuyuladi, ammo yashirin politikasida bizga foydali ishlarni qilib berishi mumkin. Ammo uni biz shu, ya'ni biz o'zimiz lobbichilik qilib, sen bunda ochiq ashkori politikangda ma'ni qilganing bilan sen qanday balans qilsa, Sharq sening davlat manfaatining strategiyasi bilan Sharq Turkistonga bo'lgan qo'llashni sen balans qilib men desam, bizga yashirin jihatda bo'lsin qila oladigan bunda ishlaring bor deyish kerak. Chunki davlatlarning yordamlari sadece faqat lam diplomatik bo'lmaydi. Bu yerda nurg'un ishlarni qila oladigan fursatlar bo'ldi. Shu fursatlarni qizib chiqishimiz va ular bilan keng munosabat qurib, ya'ni shu o'zimizga bog'liq o'zimizni qanday talab qilishimiz. Oxirgi qisqa bir savol yana so'rab olay. Sizlar endi g'arib turyapsizlar. U yerda turayotgan birisining ko'zi bilan Turkiyaning Sharq Turkiston da'vosiga berayotgan yordamlari, qo'llashlari sizlarning ko'zingizda qanday shaklda ko'rsatasiz Turkiyani? Ya men bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Uyg'urlarmi, endi bir eski turklardan. O yüzden biz etnik sifatidan bekici qaraq qaraymiz, qarindoshlik sifatidan bekici qaraq qaraymiz. Ya'ni men bir oq yoki bir boshqa bir kanadalik bo'lish sifatim bilan qaray olmayman, albatta, har bir Uyg'ur bo'lganligim uchun. Ya'ni Uyg'ur turki bo'lish sifatim bilan
Türkiye bunda bir muamilde bulması bulat dediğimiz. Yani ama Türkiye'nin anlaş gerek bulanın mı dedi cık deyimiz. Dedi cık diyen bunun iki nazırkı hükümetinin ki tutka yolunu mu bayağı diyendek. Aslı da yoşurun nurgun işlerini kılalaydı. Ama bula o yolu mu ketmeyi vardı. Hep mındak bir şekilde karaymış. Dikhtay bulan yani Türkiye'nin etrafı tutulayı düşmen. Nurgun münasebetleri var. Devlet menfaatine birinci orun koyuş gerek. Ama bu yerdeki kan kayrındaşlık, bu yerdeki biz gibi olan bu halıktaki bu bağ, bu nesle ne ekiydi o vaxtına. Aslında Türkiye çıkışlarını kılalaydı deyimiz. Ama yenila, neyim deyimiz? Kıvatkan bazı işlerine ait ümitsizliğine ama kelgüsü yukarıp yeni bir Türkiye'ye bir işenç var. Bari bir Türkiye bizim taşı etmeydi deydi kancı başında. Ama bir günü geliydi yani bu hükümet kendisi başkası, başka hükümet kendisi başkası. Çünkü bari bir halk özgürmeydi. Türk halkı yani şu bizim halkımız, öz halkımız. Hükümetler özgürdü, halk kalıdı, devlet kalıdı. O yüzden Türkiye'ye bu işençimiz hiç kaçan yok kalmaydı. Köptün köp rahmet. Sizin rahmet.